Selamlar arkadaşlar. Barış Yayınları AYT matematik denemelerinden çok güzel bir soruyu beraber yorumlayalım. Barış bir grafik çizim programında eş karelerden oluşan bir ekrana f fonksiyonunun grafiğini çizdikten sonra koordinat eksenlerini nedense silmiş. F fonksiyonunun birinci türev fonksiyonu A ve B noktalarından geçen doğrusal bir grafiğe sahip. fx-f türev x 3 bölü 4 denkleminin çözüm kümesi 1 f2 kaçtır? Bu denklemin çözüm kümesi 1 olduğuna göre arkadaşlar x eşittir 1. Bu eşitliği sağlamak zorundadır. Yani f1 eksi f türev 1'in 3 bölü 4 olduğunu bize soruda şu anda vermiş sevgili arkadaşlar. Şimdi bu bir doğrusal grafikse f bir parabolik eğridir. Bu da bir doğrusal fonksiyon oldu. Dikkat edin doğrusal fonksiyonun arkadaşlar eğiminin ben 1 bölü 2 olduğunu görüyorum. Yani f türev x dediğim şey eğimi 1 bölü 2 olan bir doğru. Peki bu fonksiyon x eksenini nerede kesecek? Yani f türev ne zaman sıfır olur? Parabolik eğrinin türevi ne zaman sıfır olur? R absiste noktasında Tam tepe noktasından çizilen teğetin eğimi sıfırdır. X 80 ile paraleldir o teğet. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar ben buranın r olduğunu biliyorum ve bu parabola şey bu doğru arkadaşlar mutlaka nereden geçmeli? X eksenini kestiği nokta mutlaka R absisli nokta olmak zorunda. Dolayısıyla artık ben şurayı da arkadaşlar X ekseni olarak tespit etmiş oldum. Bakın 1'e 2'lik üçgenler çizdim. Dikkat edin. Tam şu köşelerden geçirdim. Dolayısıyla F türevin grafiğini çizmiş oldum sevgili arkadaşlar. Peki. Şimdi eş kare diyor. Bakın birim kare demiyor. Eş kare diyor. Dolayısıyla ben bu karelerin bir kenar uzunluğunu a birim seçmiş olsaydım eğer bu noktanın apsisinin r olduğunu görüyorum. X ekseninden a birim yükselmişim. Dolayısıyla ordinatım ne olacaktır? a olacaktır. Peki hani şunu da söyleyelim bu x eksi r değil mi? Hani e, r verdiğimde sıfır olacak bunu söyledik. Şimdi bunun e, fx'e nasıl geçiş yapabilirim? Şöyle geçiş yapabilirim. İntegralini alırım x eksi r'nin karesi bölü 2 artı c olur. Dolayısıyla ben bu 2'yi de şuraya atayım. C dediğimde K oluyordu değil mi? Hani fx bir parabolik eğri ise e eşitlik nasıl yazılıyordu? x eksi r'nin karesi artı K. Bakın şuraya yazacağım sabit sayı K olacak. Bu da başka katsayı. E K dediğim değerin de A olduğunu görüyorum. Dolayısıyla artık burası da A'dır diyebilirim sevgili arkadaşlar. Şimdi fx'i tespit etmiş oldum. Şimdi şuna dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Bakın R'ydi burası. Y eksenini bilmiyorum. A birim sağa gittim. 1, 2, 3, 4 birim sağa gittim. Şu noktayı kullanacağım. Yani bu noktanın apsisi R artı 4A oldu. 1, 2, 3, 4, 5 birimde yükselmişim. Dolayısıyla bu nokta R artı 4A'ya 5A noktası oldu. Ve F fonksiyonunun üzerinde olduğu için F'i sağlamak zorunda. Şimdi yerine yazıyorum. Ordinat 5A. Absis yerine de R artı 4A yazdım. R artı 4A eksi R'nin karesi A. Artı a oldu. Bunlar gitti zaten arkadaşlar. 5 a eşittir. 1 bölü 4. Buradan 16 a kare geldi. Artı a geldi. Bunlar gitti. 4 a kare bu tarafa attım. 4 a. 4 a eşittir. 4 a kare bunlar gitti. a sıfır olamayacağına göre a'nın 1 olduğunu bulmuş oldum sevgili arkadaşlar. Şimdi ben artık a'yı da 1 olarak bulmuş oldum. Yani bu aslında eş kare değil de birim kareymiş. Peki. A'nın 1 olduğunu buldum. Şimdi bulmam gereken bir de R değerim var. R'yi bulursam eğer ben F2'ye ulaşabilirim. Ama elimde şöyle bir eşitlik var. Onu hiç kullanmadım. Öncelikle onu bir kullanalım. X yerine 1 yazdığımda 1 bölü 4. E, X yerine 1 yazıyordum. 1 eksi R'nin karesi artı 1. Eksi F türev 1. Bu kez burada X yerine 1 yazıyorum. 1 bölü 2 1 eksi R. İşte bu 3 bölü 4'e eşitmiş arkadaşlar. 1 eksi R'ye T dersem 1 bölü 4 4 t kare. Artı 1'i de diğer tarafa atarız. Burası t. Bunu bu tarafa attım. Eksi 1 bölü 4 oldu. Eksi geçti. Her tarafı 4 ile genişlettim. T kare eksi 2 t eşittir eksi 1. Yani t kare eksi 2 t artı 1 eşittir. 0 t eksi 1'in karesi. T'nin de 1 olduğunu gördüm. T neydi? 1 eksi r'nin 1 eksi r'ydi değil mi? T dediğim 1 eksi r'ydi. Dolayısıyla ben r'nin de ne olduğunu buldum? 0 olduğunu bulmuş oldum sevgili arkadaşlar. Peki r'yi 0 bulduktan sonra artık ben parabolün denklemini Tam manasıyla bulmuş oldum. Bakın, r yine buldum, sıfır buldum. Dolayısıyla fx dediğim ifade 1 bölü 4 x eksi 0'un karesi artı 1 olmuş oldu. Yani x kare artı 1 olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Ben ne arıyorum? F 2'yi arıyorum. X yerine 2 yazdığımda burası 4 oldu artı 1. Bunlar gitti, bir bir daha. Aranan cevap 2'dir. Yani denizledir diyebiliriz. Tamam, zor bir soru. Tamam, uzun. Bir soru. Tamam, işlemi çok bir soru. Tamam, belki gerçek sınavda bu kadarını da sormazlar ama inanılmaz öğretici değil mi? Kaç tane kazanımı tekrar ettik? Bakın denemelerinizde pek çok değişik soru görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu sorular birebir sınavda gelmeyebilir. Belki sınavda 2-3 soruda sorulabilecek bilgi denemelerde bazen bir soruda ölçülebiliyor. Ama bu iyi bir şey. Eğer deneme netinizi siz çok hale almıyorsanız denemeden ne öğrendim? Bu deneme bana ne kattı? Hangi bilgileri tekrar ettim? Hangi bilgileri unutmuşum, hatırladım? Bu şekilde bakarsanız denemelerinize size çok şey katar. Ama siz sadece skor tabelasına bakarsanız bu size yarardan çok zarar getirir arkadaşlar. Neden netler yükselmiyor dersiniz? Neden şu olmuyor? Neden bu olmuyor dersiniz? Lütfen denemelere yanlış anlamlar yüklemeyelim size ile arkadaşlar. Denemelerde gerçek sınavda çıkmayacak bir iki soru olabilir her denemede. Olsun da Bakın olsun yani benim yazdığım mesela tarama denemeleri vardı tarama dedim ona hani deneme demedim bilhassa ki onlar direkt e, çıkabilecek seçici sorulardan oluşan e, bir e, şey dedim o deneme kitabıydı alan arkadaşlar biliyor. Dolayısıyla amacım orada farklı biz ne kadar seçici soru yakalayabilirsek o yorumlarla biz e, kıvraklığımızı geliştirebilirsek matematiksel düşünce yeteneğimizi geliştirebilirsek bu sonuca yansıyacak. Sınav kolay ya da zor hiç önemli değil. Hani diyorsunuz ya hocam sınav kolay geldi o kadar zor soru çözdük hiçbir işimize yaramadı yaramaz olur mu acayip işimize yaradı bir özgüven anlamında yani ben bunların e, babasını çözdüm diyorsun sınavda yağ gibi akıp geçiyor bir bu çok önemlidir sınav anında özgüven çok önemlidir iki sınava daha başlamadan özgüvenli giriyorsun ben neler çözdüm diyorsun üçüncü olarak da sorularda işlemsel yetenek bile çok değerlidir arkadaşlar bu soruları da e, veya farklı bir soru geldi yorum yeteneğinizde işte bu tarz değişik mantık 3-4 kazanımı birden ölçen belki sınav müfredatının yarım tık ötesine geçen yukarıda bir bilgi verip ölçen e, sorular özellikle hedefi yüksek arkadaşlar için yani 30 artı matematik neti hedefleyen arkadaşlar için ne kadar zor değişik soru varsa o kadar iyidir diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar ama hedefi 20 olan arkadaş tabii ki normal dümdüz sorularla uğraşmalı dümdüz sorularla 20 net çok rahat yapar zaten. Ama hedef 30 artı olan arkadaşlar soru ayırt edemez ederse bacağına sıkar. Evet, ben daha fazla uzatmıyorum hepinize başarılar diliyorum hoşçakalın